Rahman dedim. Yeri göğü yaratan, tüm kainatın sahibi, celal sahip olan Rabbim. Sana dayandık, sana güvendik ve sana tevekkül ettik. Senden başka ilah yoktur. Sen ki mucibsin, duaları icabet eden. Bizim de senin davetine, sen gelerek ilah sevdiğimizi, basiretimizin açılması ve daima sana karşı bir üzere olmayı istedim. Şimdi dünyaya isteyerek gelmediğim, isteyerek de gitmiyorum. Veya dünyada herkes istediği gibi yaşamakta ama bir de Allah'ın var. Allah'ın yaşamak var. Ve bize bu dünyanın imtihan olduğunu haber veriyor Rabbimiz. Şöyle ki size Bakara suresi de geçer. Sizi canlardan, mallardan, ürünlerden eksiltmekte imtihan edici, sabredenlerin müjdesi. Ve insanın bazen imtihan noktası yapabilir. Yani arka arkaya gelir imtihanlar. Yokluk olur, hastalık olur, arkasından olur. Bu imtihanların arka arkaya gelmesi aslında biraz da sabrımızın denenmesi. Yani veya günler bir gün lehimize, bir gün aleyhimize olur. Bu da ayet-i kerimede Ali İmran Suresi savaş sonunda Allah günleri bir gün lehimize, bir gün aleyhimize söyler ki doğru ile yanlış temizliğinden ayrılsın diyor. Yani imtihanlar, imtihan günlerimiz ayrışma günleri. Bunu Rabbimiz Müslümanlara böyle belirler. Ve der ki, mükafatın büyüklüğü belanın ilk anında verilen şey. Çünkü zaman bir müddet sonra yaraları yeniden sarmaya, yeniden ısırmaya başlar. İnsanoğlu biraz yavaş insan. Dediğim gibi öyle bir cümle var. İnsan yavaş insan. Yavaş unutur, acıları da yavaş unutur, nefretleri de yavaş unutur ve onun için hemen affedilmesi biraz zor olur. Yani insan biraz klasörcü var. İşte hayvanlar alemi öyle değildir. Onlar işte, onlar da yavrularını kaybederler, eşlerini kaybederler. Biraz onların da gözlerinden yaş geldi, şahit olur, sahipleri. Köpeğin yavrusu gözünden yaş geldi. Ve sonra bir müddet sonra olay değişir ve biter. Şimdi insanoğlu biraz klasörcü olduğumuz için biz de bu duygularla imtihan. En büyük sınavları da buradan geçiyor. Duygularımızın sonuçları bazen insanları umutsuzluğa götürüyor. Öyle bir umutsuzluğa götürüyor ki insan meta nasrullah diyecek kadar zorlandığı zaman. Ne zaman da o? Mekke'de Müslümanlar acılar yaşadıkları zaman meta nasrullah dediklerinde ayet ise ela inna nasrallah diye garibun dedi. Muhakkak ki Allah'ın yardımı yakın dedi. Şimdi bugün işleyeceğimiz Yusuf Suresi 110. ayet-i kerimede bize önemli bir ders veriyor ayet-i kerime. Şöyle söylüyor ki hatta izes tey eser rusulü ve zannu ennehum gad tüzibu ca'ehum nesuna. Peygamberler yani Resuller dahi ümitlerini kesecek hale geldikleri ve kendilerinin yalancı çıkarıldıkları sandıkları zaman onlara yardım. Yani Allah'ın yardımı insanoğluna muhakkak değil. Ama insanoğlu aceleci olduğu için böyle bir anda işte peygamberler bile zaman zaman bunu yaşamışlar. Bu kadar zorlandıklar da belki imtihanlarını kendi imtihanlarından dolayı değil. Çevresindeki İslam kardeşlerinin, Müslüman kardeşlerinin direnme noktalarının kırılmasından dolayı, endişelendiklerinden dolayı bir arada bir nokta. Mesela Hud suresinde bir ayet-i kerime var. Sen de beraberindekiler en dolu bir dost doğru ol. Peygamberimiz diyor ki bu ayet seni ihtiyarlaştırıyor. Kaçlarımın ağırlığı önemli. Neden? Peygamber kendisi doğru değil mi? Doğruydu. Ama sen de beraberindekiler dedi ya ayet-i kerime. Peki el birlik beraber olduğumuz kişilerle bu nasıl doğruluğu sağlayabiliriz diye düşünürken böylesi bir noktada ayet-i kerime işte durum tespiti yaparak diyor ki hatta ta ki izeyteyse yeis Türkçe'de de kullanılan karşılığı ümitsiz olur. Ve hatta Rad suresinde bir ayet-i kerimede der ki Allah'tan ancak kafirler ümit. Yani mümin hafla reca, ümitle yeis arasında gider gelir. Gider gelirken baskın kurmaya çalıştığı nedir? Yeis'in karşısında ümit, halkın karşısında reca, yani umut. Hatta Hazreti Ömer şöyle bir rivayet aktarıyor.
Cennette bir kişilik kaldı denildiğinde o benim diye ümit ederim. Cehennemde bir kişilik yer kaldı denildiğinde inşallah o ben olmam diye dua ederim. Korkarım. Yani bunun için peygamberler dahi ümitliğini kesecek hale geldi. Nasıl ki birçok peygamberin zorlu mücadelesine Kur'an'ın haber verdiği kadarıyla şahit oldu. Nuh peygamber, Nuh peygamber ki en uzun hikaye Nuh peygamberden anlattı. 950 artı 50 senedir. Gece demeden, gündüz demeden, akşam demeden, sabah demeden İslam'ı anlattı. Rabbim bu onların iyice azgınlıklarını arttı. Yani sen onlara nimetlerini gönderdin, bu onların iyice azgınlıklarını arttırdı. Onları helak et diye dua edin. Neden? Ümidinin bittiği noktada Allah ona der ki artık bir gemi yap. Ve o gemiyi yapmaya başladığında bir de yalanlanır. Hani ayet-i kerimede diyor ya, kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını zannettiğiniz zaman. Bir de yalancı olarak toplumda addedilirler. Hazreti Nuh gemiyi yaparken malumunuz gelip karada gemiyi yaptığı için bir de alay ederler. Derler ki iyice bu kendisinin peygamber olduğunu söyleyen kişi aklını yitirdi. Bir de karada gemi yapıyorlar. Onlar bilmezler Hazreti Nuh'un Allah'la olan ilişkisini ve umudunu. Biz de mesela bazı şeyleri yaparken teslimiyetimiz, tevekkülümüz karşıdakiler anlayamayabilirler. Buna umarsızlık diyebilirler. Buna duyduklar. Bu aslında teslimiyetin adı. Teslimiyet kadere razı olmak. İtiraz kaderden razı olmak. Yani bizim şuna çok iyi inanmamız gerekiyor ki Allah ne derse muhakkak olur. Biz çabalarız, güzel temennilerde bulunuruz, güzellikler olsun diye gayret ederiz. Ama çok çabalamamıza rağmen işin sonu istediğimiz gibi olmayabilir. Bir hadis rivayetinde öyle söylüyor. Diyor ki, bir meselen olduğunda o meseleyle alakalı üzerine düşeni sonuna kadar yap. İşin sonucu istediğin gibi olmazsa şöyle deme diyor. Keşke şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım şöyle olurdu deme diyor. Bu şeytani bir şey. İşte mesela bir öğrenci. Sonuna kadar sınava çalıştı. Üzerine düşen bütün vazifeleri yerine getirdi. Ve sonra ne oldu? Gitti, zamanında da gitti, şu oldu, bu oldu. Gözünün önünde birdenbire kitap çıkmaydı. Ha, bunda muhakkak kitap var. Ya da işte mesela üzerimize düşen bütün vazifeleri yerine getirdik. Ama çocuklarım dediği gibi yetişmedi. Eğer burada bizim tartışmamız gereken, kendi kendimize soru sormamız gereken alan sadece şu. Acaba üzerime düşeni yeteri kadar yerine getirdim, getirdim. Şimdi peygamberler ellerinden geleni sonuna kadar yerine getirmeye çalışmış yüzüde insanlar. Hayatlarını okuduğumuz kadarıyla görüyoruz. Bir tek balık sahibi olan peygamberin hayatı gözüküyor. O da aslında görevinden uzaklaşmadı. Yani artık bu insanlar hidayete ermediklerine göre herhalde benim görevim burada bitti diyelim. Görevinden kaçmadı. Benim burada yapabileceğim bitti diye düşünmüştür. Ama hani okçu tepesindekilerin kendilerine emir gelmeden ayrılması gibi. Kendisine bir ikinci emir gelmeden belki oradan uzaklaştığı için burada eleştiriye tabi. Yani umut Müslümanın asla kaybetmemesi gereken. Çünkü Müslüman umudunu insanlarda değil. Mesela bazen insanlardan umut taşır, değil mi? Nasıl olsa benim şu arkadaşım var. Bir alo dediğinde yanımda olur. Nasıl olsa benim annem babam var. Nasıl olsa benim param var. Dışlarında bunu halledebiliriz diye düşünen insanlar umut ettiği şeyi yanlış yerden. Yani burada yapmamız gereken şey nedir? Evet, her şeyin sahibi Allah'tır. Ve ben ondan ümidimi kesmiyorum. Kesmeyesine bir Müslüman olarak yakalamamız gerekiyor. Peygamberler dahil ümitlerini kesecek hale geldikleri, kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını zannettiği zaman onlara yardım ister. Buradaki yardım ifadesini nasıl olarak yapıyoruz? Kuzibu yalanlandılar. Ca'ehum nasruna. Onlara yardım ister. Burada nasruna ifadesi kullanması, Nasara ifadesini çok derslerde söylüyorum. Nasara bizim günlük hayattaki birbirimize karşı yardımcı olmak gibi yapmış olduğumuz şeylerde kullanılmaktadır. Bir proje, bir amaç, bir dava üzerinde yola çıktığınızda kandığınızda gelen yardıma bahsedelim. Mesela Nasır suresi. İzaca enasullahi velfet veya meta nasullahi
Yani İslam'ı yaşadıkları için o kadar zorlukların içerisinde kabul ediyorlar. Ambargolar uygulanıyor, açlık kalıyor, çocuklarından ayrılmak zorunda kalıyorlar, öldürülüyor arkadaşların gözlerinin önünde. Yani artık meta demek bu. Meta Arapça'da ne zaman? Yani ne zaman gelecek? Ela inna nasallahi garibu. Muhakkak ki Allah'ın yardımı yakındır ifadesi onlara söyleniyor. Allah'ın yardımı da bize muhakkak gelir. Yani ama insanoğlunun bekleme süresine karşı sabrı değişken. Şimdi bekleme süresini belirleyen Allah. Allah kullarına eninde sonunda muhakkak yardım eder. Ama bu bekleme süresini şöyle düşünün. Kimileri için şu bir sayfanın eni kadar, kimileri için iki sayfanın eni kadar, kimileri için bu masanın eni kadar. Yani Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Ama insanoğlu Said Nursi'nin tabiriyle Allah'ın kendisine vermiş olduğu sabır melekesini vesveseyle, kaygıyla o kadar tüketmiştir ki gerçekten ihtiyacı olduğu andan itibaren o Allah'ın verdiği sabır melekesini ehven şeylerle tükettiği için ihtiyacı olduğunda onu karşısında bulamaz. Mesela şöyle, bazı insanların ciddi paraları var. Ama o paralarını şeyi kaybettiklerinde, nedir o? O kadar basit şeylere harcarlarlar ki. Bu kadar şeyleri basit harcamalara, bu alanlara, paraları harcadıklarından dolayı gerçek ihtiyaçları olduğunda onların ceplerinde bir kuruş para göremez. Çünkü neden? Oradan buradan mesela bugün orada geçen partide konuşuyoruz. Bir kardeş birisiyle bir durum bulundu. O kadar güzel bir yerde yaşıyor ki benim. Doğuda görev almış. 25 bin lira şu anda daha öğretmenliğe başladığı için direkt maaş. Ve ondan sonra bir de doğuda görev yaptığı için ek maaş verdi. Ama diyormuş ve bekar. Buna rağmen hala sızlanıyor. 25 bin lira para alıyorum ve param yetmiyor. Tabii ki yetmiyor. Çünkü her gün dışarıdan yiyen bir adam. Her ay elbise alan bir adam. Her ay gezebilen bir adama 25 bin lira dediğiniz para dediğin nedir? Yani şu andaki şartlarda ya yani iktisat ruhunun olmadığı adamın eline 25 bin lira değil 100 bin lira verseniz, 150 bin lira verseniz yine sızlanacak. Bir de dönemin ruhu itibariyle sızlanmak da bir moda haline geldi. Yani şükür yok artık insanların hayatında. Mesela elhamdülillah bazen Suriyelileri sorduğunuzda şey diyor ya, hamdolsun diyor. Ben bir içten söylüyor ki ben duyduğum zaman gıpta ediyorum. Öyle düşünüyorum. Onların yerine kendimi koyuyorum. Memleketimden uzaktayım, akrabalarımdan uzaktayım. Bir umut yok. Oradan buradan, sağdan soldan gelecek paralarla karnını doyurma ümidi var. Ama bir şey sorduğunda hamdolsun diyor mesela. O Arapça aksanıyla. Hamdolsun diyor. Elbette ki daha sonra ihtiyaçları ve sıkıntıları varsa bunları dile getiriyor. Şöyle ki Allah'ın yardımı hepimize içinde bulunduğumuz durumda muhakkak gelecek. İnsanoğlunun en büyük yanılgısı bu konuda aceleci davranıyor. Bir ayet-i kerime bize bununla alakalı kendini tanıtıyor. İnsan aceleci. Yani biz şöyleyiz mesela. Bir şeylerin hemen olmasını bekliyoruz. Ama bir şey hiçbir zaman da hemen olmuyor ki. Mesela kızılcık bildiğim kadarıyla ilk çiçek açan ağaç ama meyvesi en son olan. Tabii şu anda gördüğümüz var. Yani onunla beraber işte bir müddet sonra kayısı da açmıştır, elik de açmıştır, armut da açmıştır. Ama onu olur yersiniz ve biter. Ama kızılcık yemek istiyorsanız o ilk açan çiçeği en son veren meyvesi kızarmasını beklemek zorunda. Yemek isteseniz bile yiyemezsiniz çünkü kekte tadı yok. Ağzınıza aldığınızda buruşturur ve atmak zorunda. Veya bambu ağacı bula örnek verir. Çiftçi onu eker, 5 yıl başında bekler, başında bekler derken nöbet beklemez. Gider, gelir, gider, gelir, yeşermesini bekler. 5 sene sonra o birdenbire filizlenir ve boy verir. Ve sağlamlık açısından da bugün mobilyada kullanıldığı için sağlam bir ağaçtır. Şimdi olaylar, imtihanlarımız aslında oradan ders çıkarmayı bilebilirsek istediği bir yere hazır. Ya daha büyük bir acıya hazırlıyordu ya da başka bir sevince hazırlıyordu. O başka bir sevince hazırlamasının sebebi de şu olabilir. Hadis suresinde geçer bu ayet. Allah sizi kederden kedere uğrattı ki kaybettiklerinize üzülmeyesiniz, kazandıklarınızı da şımarmayın. Bunların hepsi nevi mantıkla yazılıdır. Kader budur artık. Onun için bilgi adamlar başlarına bir sıkıntı geldiğinde hemen inşirah sorusu gelirmiş akıllarına. Her güçlükten sonra bir kolaylık vardır.
veya her güçlükle beraber bir kolaylık. Bunu aynı anda da düşünebiliriz. Yani şöyle, güçlüğün içinde, yani de şu anda güçlükle karşı karşıyayım, bunun içinde muhakkak bir kolaylık var. Bu kolaylığı göreyim. Veya bu güçlükten sonra bir kolaylık. Veya bir şeye sevindikleri zaman, hayrolsun inşallah, bakalım bundan sonra ne üzüntü de insan olacağız diye olaya temkinli yapacağız. Yani buralardan bizim kendimize çıkaracağımız ders şu. Bütün olaylara karşı temkinli yap. Neden? Bu Rabbimden mi geldi? Zaten Allah'tan razı olsun. Ama kendi ellerimle yaptığından dolayı geldi. Bu da benim için yine bir nasip. Benim kendi elleriyle yaptıklarımdan dolayı başıma geleceklerin karşılığını ya Allah'a ahirette dünyadakinin tesellisi var, dünyadakinden süresi var ama ahirettekinin süresi yok ve tesellisi. Ne diyeyim? Yani onun için ne diyor ayet-i kerimemiz? Câehum nasrullah. Belki de Allah'ın yardımı olacak. Belki de değil. Allah'ın yardımı onlara geldi. Şimdi arkadaşımızın duyduğu olayla alakalı ve bu ayet. Benim ne olaydan haberim var? Ben bu ayeti bir hafta öncesinden seçmişim ve bu konuyu konuşmak bile Allah'ın ona yardımı. Yani birebir tek başına duymak, olaydan sonra bunu duyması yine Allah'ın yardımı. Ben şunu düşünüyorum. Yani böyle Allah'ın yardımını duyurursa gördüklerimizi Allah artırır. Şükür nimeti artırır diyor ya. Ama öbür türlü hiç böyle bir sızlanma, hep bir şikayetlenme gerçekten insanı sorgulamaya götürür sonra ve Allah'ın verdiklerini görememeye, vermediklerine karşı da böyle mercekle görmek. Neden şunu vermedi de bunu vermedi de ona bunu verdi de şunu. Ya peki benim altımdaki olanlara baksa. Onlar da benim yerimde olmuştu. Bak Allah okuluma neler vermiş. Ne imkanlar vermiş. Şöyle böyle diyor. Yani bundan emin olmak gerekiyor arkadaşlar. İman emin olmaktır ya. Allah'tan emin olan bilir ki Allah sana yardımını gönderir. Ama geç ama bak hani bize göre geç aslında vakti o zaman. Şimdi mesela bugün meyve imalatında şey yapıyorlar ya. Meyveleri önceden topluyorlar. Depolara koyuyorlar. Onun için tabii olgunlaştıkça müdahalelerde. O meyvelerin tadı dalında olgunlaşan meyve gibi. Zaman oldu. Mesela ölçedim. İşte o hurmalar var ya, büyük hurmaları. Poşete koyun, içine de bir tane elma koyun diyorlar. Hakikaten oluyor. Bu da mesela benim anneannem sonbahar ayında yeşil domates alırdı. Onu böyle tepsilere düzen sürmek diye de. Yani kendine kızarırlardı. Ama dalındaki kızaran domates de olmazdı. Ama kışta domates yemek gibi bir ayrıcalıktı. O zamanlarda seranın çok böyle yaygın olmadığı zamanlarda. Yani şuna inanalım ki arkadaşlar Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ve fenucciye men neşâ'u. Allah'ın dilediğiyle kurtuluşa erişir. Bu kadar net. Bizim buna bu kadar net iman etmemiz gerekiyor. İman burada lazım. Yoksa yani böyle la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye. Hani buradan zulmün imana ters bir şey olduğunu düşünmeyin. Bu yanlış bir şey. Yargılama. Bilmek ayrı bir şey. Teslimiyeti elden çıkarmak ayrı. Allah mutlaka kuluna kapılarını açacak. Kulun bittim dediği yerde Allah yetsin derdiği bir söz var ya. Biz bittim demeyi mi bilmiyoruz acaba? Belki. Sürekli müdahale ederiz. Sürekli olayları kendimiz çözümlemeye çalışarak. Bir tane film izledim. Çarşamba akşamda boşluk oluyor falan. Ben de onu onunla değerlendiriyorum. Mesela gruba da değil. O kadar güzel hayat bir ders veriyor ki filmde. Yani teslimiyeti yüksek bir Hristiyan dünyanın şey yapıyor. Keşke Müslümanlar da niyeti güzel bir şekilde ortaya koyabilseler. Üç tane çocuğun yaşamış olduğu insan, öfkeli bir kızın, 10-15 yaşındaki ya da 15 yaşındaki öfkeli bir kızın, komşularının oğluna attığı bir tokatla değişen bir kader var. O tokağını, yanağını haksız yere yediği tokattan şeyini hazmedemeyen çocuk, onun kardeşine yazdı. Onun kedisini uçurumdan aşağı atarken, o kedimi kurtaracağım derken o uçurumdan aşağıya falan. Neyse burada bilge bir babaanne. O bilge babaanne da diyor ki, bak diyor, onun şu anda vicdanının ne kadar acı çektiğini diyor.
sen ona dersler diye çalışıyorsun mu diyor. Zaten diyor ona diyor onun vicdanı şu anda en büyük ceza olarak yeter diyor. Sen diyor iyilik yaparak olayları daha düzeltmen gerekir falan derken o çocuk, düşen çocuk topal kalıyor. İşte hikaye o kadar uzun 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 ki ama izleyin filmi göreceksiniz. Orada karşımıza şu çıkıyor. Hatta paylaşırken gruba arkadaşım söyledi. Her birimiz filmin içerisinde kendimizden kareler yapıyor. Bazen öfke o kadar yer yapıyor ki içimizde. Bizi öfkelendiren yerle alakalı intikam almak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyor. Hiçbir şey yapamıyorsak Allah'ım ne olursa onu cezalandırır. Geçenlerde ben öyle karşımda kibir duran birisine karşı sinirlendim. Allah'ım dedim, onu kibriyle, yüreğiyle yere sok gibi bir cümle kullandım. Sonra ağzımdan çıkan cümleden kendim rahatsız oldum. Dedim ki Allah'ım ne olursun, duamı şöyle seni kabul et. Allah'ım onun kibrini toprağa gör. İşte onun kibrini aldığınız zaman o yüzü de biriyor. Kibriyle kaba ve saba biriyor. Ama dolayısıyla şimdi burada ne oldu? Yanlış dua yaptığımın farkına vardım. Beni o yanlış dua yaptığı sevk eden şey mi? O andaki o davranışa öfkelendim. Yani onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân şey diyor ya, öfkelendiklerinde kibirini yutarlar. Yutmak o kadar kolay bir şey değil. Sumama diyor, boğazında kaldı. Sumama o. Ama bu çok büyük bir erdem ve çok büyük bir güzellik. Yani onun için dilediğimizin kurtuluşa erdiririz. Ve devamında şeyden bahsediyor Allah-u Teala. Vela yuretu ve sünâ anil gâmin. Ve suçlular güruhundan da bizim azabımız geri döndü. Yani yukarıdaki peygamberlerin yapmış oldukları sorumluluklara karşı kaba davrananlar, ters davrananlar, alay edenler ve onu umutsuzluğa sürükleyenler. Yani bir insanı Allah'ın teslimiyetini artıracak cümleler kurmak Müslümanın Müslümana veliliğidir. Bir insanın saygılarını artıracak cümleler kurmak da mücrimdir. Yani şöyle bir şey. Bir insanın bir sıkıntısı olduğu zaman onu Allah'a kim sahibin Allah? Bu sana Allah'tan geldi mi? Geldi. Öyleyse Allah bunu sürdürür. Bu Müslümanın Müslümana karşı dediğinin gereği. Ama öteki mücrimce bir davranış. Aa, bu kadar şeyin içerisinde bu sana niye geldi? Sen ne kadar iyi bir insansın. Yani sokakta bu kadar kötüler varken sen niye bununla imtihan oluyorsun? Bak vesveseci. Bu vesvesecilerin şerrinden de ne yapmak lazım? Genelde bugün insanoğlu vesvese vermekten zevk alıyor. Aslında o vesveseyi verirken kendince acıyı paylaştığını zannediyor. Ama bu bir acıyı paylaşmak değil. Bu acıya odun atarak orayı daha çok dağlamak, orayı daha çok çekilemez hale. Ve bunun için mesela İnşirah suresini okurlar. Hatta şairin bir tanesinin güzel bir şiirinde dizesi var. Diyor ki bana Yasin sevinci, sana Yasin sevinci, bana İnşirah suresi oldu gibi şey. Neden? Bu ayetler, bu dualar bize bu zamanda. Hatta o izlediğimizde babaanne diyor ki tabii onlar İsa Aleyhisselam'ı öne çıkardıkları için sen diyor bu tarz duygularından kurtulmak için bir babaya dua et. Kız dalga geçiyor ve babaannesi diyor ki seni diyor duanla baş başa bırakıyor ve ben gidiyorum. Yani kinin kendisine o kadar uçak dua etmeye tenezzül ediyor. Ama Allah onu daha sonra aynı şekilde öyle bir sorunla imtihan ediyor ki sıkıştığında ne olur cennetin babası bana yardım et diye dua et. Hani bu bize şeyi hatırlatıyor. Bir ateistin ateistliği çaktı lansa birinciye kadar diyor ya. İşte, oh my God falan Allah'ım bana yardım et dua ederler vesaire. Yani niye bunu bilinçliyken yapmayacaksın da dara düştüğünde bu noktaya gelin? Halbuki dua etmek Müslümanın her halükarda Rabbiyle olan muhabbetidir. İlla bir sıkıntıya girdiğimizde yapmak bir şeyimiz yok. Biz ne yapıyoruz mesela? Zaten günde 5-9 namaz kılarken orada okuduğumuz dualarla zaten Rabbimizle ünsiyet kurmaya çalışıyoruz. Muhabbet kurmaya çalışıyoruz. Bir de böyle olmuştuğumuz zamanlarda secdelerimizi artırarak, dualarımızı artırarak ne yapıyoruz? Bir nevi Allah-u Teala ile beraber kendimizi yaratıyoruz. Yani bugün
modern dünyanın şey bir nevi duadan başka nedir? Gidiyorsun, konuşuyorsun, kendini anlatıyorsun, anlatıyorsun. O sana o arada bir giriş yaparak senin o biraz önce arkadaşımızın birbirine girmiş üç kadarcık olmuş zinciri açması gibi onun bir ucunu veriyor sana. O bir ucunu aldıktan sonra sen artık onu ne yapmaya başlıyorsun? İşte duanın insan üzerindeki tesiri budur. Yani o anda sorunun çözülmez ama bir uç ver o duada. Teslimiyeti, Allah'a dayanmayı, Allah'a güvenmeyi. Ama bugün bunları unuttuğumuz için yaptıklarımızda sinirlendiklerinde yaptıkları şey ne? Beklemeyecek bir şey arıyor. Ya kapıya tekme atıyor. Ya ellerindeki telefonları fırlatıyor. Ya kapkacağı fırlatıyor. Nedir yani? Bu öfkeyle nereye kadar yedin? Ama biraz kendine sükunet telkin et. Biraz sabır telkin et. Sakin ol, sakin ol. Zaten o kadar dağılık şeylerden ne olur değişti. İçinden bir ses ona engel olur. Bunda vicdanın seni sorgulatıyor. Vicdanın seni hesaplaşmaya götürüyor. Ama içindeki bir dürtü de buna engel olunca sen ne yapıyorsun? Dürtünün kontrolünü ele geçirmesine izin verince o dürtü kontrolü ele geçirince ne yapıyor? Seni takip ediyor. Bu kadar da tehlikeli bir şey. Mesela bugün psikolojinin ilgilendiği alanlardan bir tanesi dürtü. Yani bir duygu seni içeriden depreştiriyor. Bu depreşen duyguyu yerine getirmen mi lazım? Yoksa kontrol altına al. Bu da neyle olacak ki? Bu da iradeyle olacak. Pascal'ın söylediği o söz önemli. İrade yüzünden atılmış. Ve ne oldu? Suçlular günahından bizim azabımızla geri döndü. Neyi o suçta? Peygamberleri nasıl sizi getirecek kadar gün çıkmış. O kadar çok emek çekiyorsun ki bir şekilde olası bütün fedakarlıkları ortaya koyuyorsun, söylenesi, bütün cümleleri söylediğine penaltı getiriyorsun falan. Karşındaki nuh diyor peygamber demiyor. Diyorsun ki üstünde ne yapayım? Sen yap sana karşı yapacak bir şey yok. Seni bu umutsuzluğa bir anda Allah'tan ümit kesilmez gerek tekrar duanı ediyorsun ama seni bu umutsuzluğa sevk eden kişi mücrim. Ne dedi ayet kerimesi? Suçlular güruhundan bizim azabımız geri döndü. Onun için arkadaşlar umut Müslümanların en önemli etkinlik noktalarından biri. Allah'tan ümidi kesmek bize yakışacak bir şey değil. Ve Allah bize vaat ettiyse muhakkak yardım gelecek. Ama biz yardımı yine kafamızdaki şekle göre istiyoruz. Daha 2000 önce okudum bir yerde. Hani o meşhur Kopla hikayesi var. Fırtına çıkıp sel olmaya başladığında herkes ne bulduysa biniyor ve gidiyor. Papaza diyorlar ki otobüs geliyor bir tane. Gel diyorlar otobüse bin. Şu anda diyorlar insanların çok zor otobüsle kurtulması. Bin gidiyoruz diyorlar. Diyor ki siz gidin ben sizinle gelmiyorum. Kafasında şöyle bir şey oluşturmuş. Ben papazım, Allah bana özel yardım ediyor. Sonra otobüs gidiyor. Arkasından başka bir şey geliyor. Gel diyor, o arada herhalde sel çoğalıyor. İşte bir gemi geliyor. Bin gemiye, ondan sonra kurtulacak. Diyor. Beni Allah vesaire. Sonra papaz ölüyor tabii. İşte bu hikaye tabii size bir şey öğretiyor. Hani ben senin sevgili kulundum, beni neden tutar? Diye itiraz ediyor. Allah'ın sayesinde ben sana yardımlarımı gönderdim. Sen otobüs gönderdim. Dinledim. Seni gönderdim. Dinledim. Ben sana yardımlarımı gönderdim ve sen yardımlarımı yok verdin. İnsanoğlunun bazen böyle kendisini olduğundan farklı hissetmesi, farklı beklentileri. Ve bu farklı beklentiler aslında onun kılıfı. Yani Allah'ın yardımını görmemezlikten yardım. Allah'ın yardımını görmek istiyorsak Allah'ın gönderdiği işaretleri okumayı da bilir. Yoldaki işaretler şey, Allah rahmet eylesin. Yolda muhakkak işaretler var. Biz o işaretleri astigmat olursak, yok olursak, vermek olursak, görmezsek ne olur? İşaretin mi? Mesela polisler hız kontrolü yapacakları zaman bir sağ tabela koydular. O tabelanın olması zaruri. O tabelayı koymadıklarında ceza kesmeleri hak değil. Değil. Sen
Ben tabelayı görmedim de. O sana bunu tescillediğinde sen o kadar hızlı gitmiştin ki tabelayı görmemiş. Ve dolayısıyla 100 metre, 200 metre sonra karşılaştığında itiraz ediyorsun. Ama itirazın geçerli itiraz değil. Koyulan tabelayı sen göremiyorsun. Bugün hayatımıza Allah'ın koyduğu işaret levhalarını okuyabilecek basirete ihtiyacımız. Bu basiret neyle olacak? Bu basiretle hayatın içerisinde cehdet. Öyle oturduğu yerde kimsenin basireti açılmıyor. Yani birinci kata oturup da işte Bursa hakkında malumat vermeye kalkışan insan sadece duygu kalmış. Ama bunu da çıkıp bakacaktan baktığında, sonra dürbünle baktığında vesaire yaptığında verdiğin malumat daha farklı. Bugün Müslümanlar olarak hayata baktığımız noktada gerçekten basiretimizin açılacağı yerlerden mi bakıyoruz? Yoksa basiretimizin açılmasından rahatsız olacağımız için altta kalmaya mı razı? Ayet-i Kerime'yi tekrar okuyorum. Hatta izle ey Ese, buradaki yeis ifadesini unutmayın. Ne zaman ki yeise, neden yeise? Neden yeise? Yani psikolojik olarak şöyle bir atmosfer canlandırılsanız. Ben burada bir şey anlatıyorum. Buradaki hepiniz beni yalanlıyorsunuz ve dinlemiyorsunuz. Ben heyecanlanarak anlatıyorum. Biriniz kaş göz işareti yapıyorsunuz, biriniz resim yapıyorsunuz, biriniz gülüyorsunuz, biriniz ağlıyorsunuz, biriniz gülüyorsunuz, biriniz kapının dışına çıkıyorsunuz falan. Çocuk olarak benim halimi düşünün. Ertesi haftaya ders anlatabilecek heyecanım kalır mı? Kalmaz. Düşünün ki peygamberlerin ortaya koyduğu mücadele benim masada anlatmaya çalıştığım bir şey değil. Yani en yakın amcandan itiraz. En yakın aşiretinden itiraz. Mekke'den sürülmüşsün Medine'ye veya işte Nuh peygamber veya işte diğer peygamber. Buna benzer bir sürü peygamberlere baktığında İbrahim peygamber. Yani sen insanlara puta yap, puta tapmayın derken çok yapıcı bir ailenin çocuğusun. Yani bu ne perhiz, bu ne lanet. Onların bu duyguyu yaşamasından daha doğal ne olabilir diyebilirsin. Ama Allah hayır. Hayır. Buna izin ver. Öyleyse bizim de yeisi düştüğümüz zamanlarda hemen şöyle bir abdest alıp sabahlanarak Allah'ım o yeisi düştüğüm ruh halinden senin verdiğin umut ruh haline geçiş yap. Senden destek istiyorum. Senden yardım istiyorum diye dua et. Bu duanın karşılığı da muhakkak gelecektir. Ve daha sonraki söylediği 111. ayetlerinde gerçekten onların ustalarında akıl sahipleri için şiddet vardır. Bu uydurulabilecek bir söz değil. Ama kendinden evvelkinin doğrulaması ve her şeyin ayrıntılı açıklanmasıdır. Bir de iman edecek bir toplum için hidayetler rahmet. Yani bu ayet kerimeler kimin için hidayetler rahmet? Öyle herhangi bir okuyucu için değil. Allah'ın bize vermiş olduğu kısalar kimin için hidayetler rahmet? Düşünebilen, idrak edebilen, güzellikle görebilen insanlar için hidayetler rahmet olacaktır.